İBB TV'den merhaba. Bu programda sektöre dair sohbetler edeceğiz. Yanımda Cansu Mina Sevinç var. Kendisi hem yurt dışında hem de ülkesinde kostüm şefi olarak görev yapıyor. Şimdi kendi deneyimlerini dinleyeceğiz. Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ben ilk soruyla başlıyorum söyleşimize. Öncelikle sizi bu mesleğe getiren neydi? Bir başlangıç hikayenizi de sizden dinleyelim. Aslında benim başlangıç hikayem birazcık komik. Ben Belgrad'a üniversite eğitimimi tamamlamak için gitmiştim. Orada hazırlık sınıfında tanıştığım arkadaşlarım sizin gibi radyo, sinema, TV öğrencileriydi. Onlar alan derslerini almaya başladıkları zaman benden birkaç yardımda bulunmamı istediler. Aslında mesleğe bu şekilde giriş yaptım. Annem de tasarımcıydı, modayla ilgileniyordu. Daha çok hobi olarak ilgileniyordu ama hani tasarım adına olsun, dikiş adına olsun, moda adına olsun. Annemden birkaç bir şey kapmıştım. Hani çocukluktan beri anneyle bu şekilde büyüdüğüm için. Arkadaşlarıma yardım amaçlı girmiştim ama sonradan bir oldu, iki oldu derken hani iş teklifleri geldi, ufak çaplı şeyler. Bir baktım sektördeyim, aslında hani alanımla tamamen farklı. Bu şekilde. Çok güzel bir tesadüf eseri olmuş aslında. Peki kostüm ekibinin görevi nedir? Bunu merak edenler için bir açıklayabilir miyiz? Kostüm ekibinin görevi karakterleri en uygun biçimde sahneye hazırlayabilmek, kostüm adı altında. Bu şekilde. Peki kostümleri tedarik ederken nelere dikkat ediyorsunuz? Yani her karaktere uygun kostümü belirlerken bir kriteriniz var mıdır? Nelere dikkat ediyorum? Her karakterin kriteri kendine has oluyor. Tamamen karaktere göre kostüm belirliyoruz. Yani daha farklı, çok absürt, ekstrem çalıştığım olaylar yok. Hani karakteri önce belirliyorsun, karakter nasıl ilerliyor. Karakterin ilerleyiş tarzına göre de kostüm neyini seçiyorsun. Bu şekilde. Yurt dışındaki setlerle işleyişle Türkiye'deki setler arasında farklar var mı? Varsa bu farklar neler? Sizin gözlemlerinizle özellikle. Evet. Her anlamda, yani kostüm olmasa da başka işleyişlerde de. Farklar çok tabii. İlk olarak benim gözlemlediğim, çalışma şartlarımız çok daha rahat. Gerçi Türkiye'de çok fazla iş almadım, hani bilmiyorum ama çalışma şartları orada daha rahat, çalışma saatiniz daha az. Çok fazla bir telaş içinde değilsiniz orada, hani daha rahat çalışıyorsunuz. Ama Türkiye'de pek bu işler böyle değil. Çok daha telaşlısınız, yetiştirmeniz gereken bir sahne oluyor. Ama kötü yanlarını soracak olursanız da, mesela ben yurt dışında çalıştığım setlerde hiçbir zaman samimi bir ortam yakalayamıyorum. Ama Türkiye'deki ekibimle, hani hangi ekiple çalışırsam çalışayım, o samimiyeti yakalıyorum, bir aile gibi oluyorum kısa sürede. Ama yurt dışında böyle değil. Yani bu şekilde, hani maddi yönden de birazcık fark ediyor. Yurt dışında daha fazla kazanıyorsunuz. Ama tabii bu kur farkı da var, hani bu da ekleniyor. Bu şekilde. Peki genellikle nerelerden alışveriş yapıyorsunuz? Yani sizin için bir markanın önemi var mı, yoksa size verilen bütçeyle mi alakalı bu biraz? Karakter için yaptığım alışverişi soruyorsanız, bütçenin önemi çok fazla. Hani çünkü senin belli bir bütçen var ve bu bütçenin dışına çıktığın zaman hani çok fazla hoş karşılanmıyorsun tabii ki doğal olarak. Senin de görevin bu zaten, bütçeyi aşmadan bu şekilde devam etmek. Ama hani tamamen karaktere göre şekilleniyorum. Bazı karakter oluyor, gerçekten markayı çok iyi bir şekilde kullanman gerekiyor. Bazı karakterde çok fazla daha snoblaştırman gerekiyor. Tamamen karakterle alakalı, senaryonun işleyişiyle de biraz alakalı bu şekilde. Kostüme yapım ekibi tarafından kısıtlı bir bütçenin verilmesi sizin yaratıcılığınızı kısıtlıyor mu, yoksa aksine hani bir zorluğun içine sizi soktukları için daha mı yaratıcı oluyorsunuz? Güzel sorular öncelikle. Hazırlık aşamasında bütçeyi kısıtlamaları beni inanılmaz derecede geriyor. Hazırlık aşamasında beni bir yaratıcılığa sokmuyor açıkçası. Ama setteysem eğer, bütçem yettiği kadar yaptığım alışverişler olmuşsa ve hani eksiğim varsa veya hani farklı bir olguyla karşılaşıyorsam eğer, ister istemez beni yaratıcılığa itiyor ve bu şekilde de hani yaratıcı oluyorsun. Sette o anı kurtarmaya çalışıyorsun. Hani bu şekilde devam etmen gerekiyor ama hazırlık aşamasında asla yaratıcı olamıyorum maalesef. Peki oyuncularla hiç kostüm yüzünden bir sorun yaşadınız mı? Böyle bir şey yaşandığında bu kriz anlarını nasıl yönetiyorsunuz? Giymek istemedi diyelim. Evet. Öncelikle
böyle problemi ben aslında Türkiye'de daha çok yaşadım. Yurt dışında çok fazla bu kadar önemsenmiyor bu konu. Ama Türkiye'deki oyuncularımız biraz daha böyle giymek istemiyorlar. Böyle yaptığımız zaman alternatif kostümlerimiz varsa eğer, oluyor büyük ihtimalle, alternatif kostümleri sunuyoruz. Zaten en iyisini seçmek istiyoruz biz de karakter için. Hiçbir şeyi beğenmiyorsa üzerindeki kostüm içinde işleyişe giriyoruz. Yani hani maksimum yapabileceğimiz zaten bu. Onu da kabul etmiyorsa artık şey diyorum ben genelde, yönetmene suç atıyorum, yönetmen böyle istiyor diyorum falan. Ama bu şekilde devam ediyorum. Seçtiğiniz parçaları ekranda, oyuncunun üstünde gördüğünüzde ne hissediyorsunuz? Ne hissediyorum? Öncelikle kendimi çok eleştiriyorum. Gerçekten hani tamamen bitmiş aşamada izlediğim zaman hatalarımı çok net görebiliyorum. Tabii setteyken de monitörden izliyorum ama hani kostüm üzerinde hatalar tamamen proje tamamlandıktan sonra ortaya çıkıyor. Çok eleştiriyorum kendimi ama inanılmaz bir gurur bence. Hani çünkü ben orada imzamı taşıdığımı düşünüyorum. Bazen gözlerim doluyor bu şekilde. Peki bu işi yapmanızdaki en büyük motivasyonunuz nedir? Yani sette çalışmak mı sizi mutlu ediyor, yoksa set sonrası ekranda o kıyafeti sizin belirlemiş olmanız mı mutlu ediyor? Aslında her ikisi de, ama sette çalışırken o kadar yoğun, o kadar stresli bir çalışma ortamı geçiriyorsun ki o sette yaşadığın mutluluğu alamıyorsun. Hani bu mutluluğu da set bittikten sonra şey yapabiliyorsun ancak. Set bittikten sonra hani çok güzel bir set geçirdik, çok güzel bir çalışma ortamı yaşadım falan diye düşünebiliyorsun. Sette tam bu şekilde odaklanıp hani kurgu yapamıyorsun ama yani projenin tamamı bittikten, hani gördükten sonra da bir parça mutlu oluyorsun. Peki yönetmen sizden ne bekliyor ve yönetmen size veya ekibinize müdahale ediyor mu? Yani yönetmenlerimiz genelde ihtiyaç duyduğu zaman evet müdahale ediyorlar sıkça, Türkiye'de sıkça. Yurt dışında aslında çok fazla hani bir şey olmuyor. Hani çok fazla beni sıkıştırmıyorlar ama Türkiye'de sanırım biraz daha aceleci davranıyorlar, biraz daha şey. Çok absürt bir durum olmadığı sürece kostüm yetiştirememe gibi bir olayım da çok olmadı. Hani çok fazla da yaşamadım ama yani yine de hani sahne araları çok sık değiştiği zamanlar falan hani çok hızlı davranman gerektiği yerler olabiliyor. O sıralarda strese girebiliyorsun. Yönetmen beni herhalde zorlaması diyor, hani yönetmenlerimiz genelde çok hızlı hani bilirsiniz siz de, reji geliyor hızlı. Yani bu seni biraz daha stres yaşatıyor maalesef. Bir tarihi dönemi anlatan projede kostüm şefi olarak yer alsaydınız bu hangi dönem olsun isterdiniz? Öncelikle gelecekten bir dönem olsun isterdim ama biraz daha yüksek tutacağım bu rakamı. 300 yıl sonrasından falan bir gelecek için kostüm tasarlamak isterdim açıkçası. Ancak çok sevdiğim bir film var, The Great Gatsby. Orada da tamamen dönemsel olarak çok iyi yansıttığını düşünüyorum kostümlerin. O da 1920'li yılların başını anlatan bir dönem. O projede de yer almak isterdim aslında. Çok hayran olduğum bir filmden dolayı belki 1920'li yılların başı olabilirdi ama asıl olarak istediğim gelecekten bir projede yer almak isterdim. Gelecek içerikli. Sette kıyafetlerin kaybolması ya da başına bir şey gelmesi sonucunda ne yapıyorsunuz? Yedek kıyafetler oluyor mu? Olmazsa nasıl çözülüyor bu sorun? Ne yapıyoruz? Mahvoluyoruz. Öncelikle ana karakterlerin, genelde çok fazla sahnesi olan karakterlerin diyeyim ben, yedekli kıyafetleri olmasına çok dikkat ediyoruz ama bütçe bize çok kısıtlı tutulduğu zaman bunu sürekli devir daim haline getiriyoruz. Hiçbir şekilde alternatif üretemiyorsak eğer en yakın noktadan en muadilini bulmaya çalışıyoruz ama tabii bu gerçekten en son tercihimiz oluyor. Genelde kıyafetlerimizi yedekli tutmaya çalışıyoruz ve yedekli tutmak da istiyoruz aslında. Yine bütçeye geliyor konu. Bütçe bizi sıkıyor bu konuda genel olarak ama
dediğim gibi hani hemen sette onarım işine de girebiliyoruz. Hani durumu, o an durumu en iyi şekilde nasıl telafi edebiliriz bunu düşünüyoruz. Yani hiç ama hiçbir şekilde alternatif bulamıyorsak en iyi benzerini, muadilini bulmaya çalışıyoruz, temin etmeye çalışıyoruz bu şekilde. Hep diyoruz bu bir ekip işi. Peki siz kostüm şefi olarak yer almasaydınız o ekibin hangi parçasında yer almak isterdiniz sette? Hangi parçasında yer almak isterdim sette? Rejide herhalde yer almak isterdim. Çünkü rejinin koşuşturması, hani böyle yoğunluğu falan garip bir şekilde benim hoşuma gidiyor. Yani ilgimi çekiyor. Ama hani kostümde çok mutluyum. Eğer hani kostüm olmazsa da hangi gel bir de nerede denemek iste dersen reji 1, reji 2 hani bu şekilde olabilirdi. Yani zor olmasa belki devamlılık bile olabilir ama hani reji hoşuma giden bir parça. Söyleşimizin burada sonuna geldik. Teşekkür ederiz deneyimlerinizi bizimle paylaştığınız için. Çok dolu dolu bir program oldu. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Thank you.